Sizin bir tane görüntünüz var. Önce Ahmet abi, Ahmet Çakar dedi ki ben dedi onun bir tarikat liderinin elini öperken görüntülerini seyrettim dedi. Sonra Oda TV o görüntüleri çıkardı. El öpmüyorsunuz ama Rıfaiyelerin kadın lideri Cemal Nur Hanım'ın arkasında böyle şöyle duruyorsunuz. Ve gelip elini öpüyorlar insanlar Cemal Nur Hanım'ın. Ve bu görüntüler bayağı bir konuşuldu. Sizde böyle tarikatçılık, cemaatçilik falan var mı? Şöyle söyleyeyim. Bir de orada ne yapıyorsunuz tabii? Evet, orası bir mevlüt. Bir de öyle bir şey ki bunu Galatasaray seçimlerinden önce çıkarmışlardı. Seçim şeyinde çıkarıp WhatsApp gruplarında dolaşmıştı. O da Kenan Rıfai Büyükaksoy'un mevlüdü. Kenan Rıfai Büyükaksoy da Galatasaray Lisesi mezunu. Atatürk'ün Milli Eğitim Bakanlığı teklif ettiği işte herhalde 8 veya 9 dil bilen bir büyük bir insan düşünür. Ben tasavvufla ilgilenirim, bunu her yerde de söylerim. Bize 2 sene bir program yaptım. Yine bu adanmışlıkla ilgili. Orada verdiğim örneklerin %90'ı tasavvufla alakalıdır. Kendi insanın kendi iç yolculuğudur. Ve bence buradan çağlayan bir kaynak. Anadolu toprağından çağlayan bir kaynak olduğu için herkesin de kendiyle buluşma şeyinde faydalanabileceği bir şey. Ama hani kimisi doğu felsefesiyle, kimisi enerjiyle yapar ama insanın yaratılış amacı kendini tanımak. Ama Cemal Nur Hocam da yani orada bir de şey diye sunulan şeydi, düşünün Mevlüt'te, camide kadınlar, erkekler birbirlerine sarılıyor. Başı açık bir sürü insan var falan filan. Yine maksatlıydı. Yani bir de onlar bir de cemaat demiyorlar kendilerini galiba, değil mi? Öyle bir şey de yok yani. Hatta tarikatlar şeyler, tekkeler kapatılsın, üniversitelerde okutulsun falan gibi de bir, evet, bir üniversite, şey var. Cemal Nur'dan yani duymuştum. Evet, bunu. Üniversitelerle ilgili şöyle bir şey var. Cemal Nur Hocam'ın yani Üsküdar Üniversitesi'nde enstitü var. Japonya'da Kyoto Üniversitesi'nde enstitüsü var. Pekin'de, Pekin Üniversitesi'nde, North Carolina'da, dünyada yani enstitüleri olan, bu işin bir bilimsel ve yani ilim tarafıyla işleyen ve gerçekten bu memleketin zamanında işte Osmanlı'nın gelişmesinde en önemli şey o düşüncesel gelişim. Sizin böyle bir cemaat tarikat bağlantınız var mı? Yok. Ben yani bu Rıfailerle bununla, bunun benzeri bir bağlantınız var mı? Yok. Böyle şöyle söyleyeyim, ben Cemal Hocam kaç yıldır tanırım. Şöyle bir şey, bunlar yapıştırmaya çalışıyor da basit bir şey söyleyeyim. Benim anne tarafımda, baba tarafında da, iki tarafında da Alevilik vardır. Bunlar hani işte o yüzden şunu, yani bunları da şimdi insanın ne gereği var böyle şeyleri ifade etmek zorunda bırakılmasına, değil mi? Yani bunlar acımasızca işler. Yani ne olacak? Yani ne olduğunun kime ne şeyi var? Bir de en son bana insanların yapıştırabileceği şey odur diye düşünüyorum. O Mevlüt'te tam olarak ne yapıyorsunuz? Yani orada Mevlüt, o bir ölüm yıl dönümü Mevlüt. Yani normal bildiğiniz ama Mevlüt neyse. Ama o Rıfailerin liderinin Mevlüt'ü değil mi? Kenan Rıfai Hazretleri evet bir şey, Rıfai şey, bir şeydir ama zaten bu iş üniversitelerden olmalı, üniversitelerde eğitim olarak yapılmalı diyen kişi kendisidir. Yani Kenan Rıfai Hazretleri'nin bu vizyonu. Sizin için Cemal Nur Hanım'ı birazcık tanıdığım için söylüyorum. Çok böyle hani cemaat, tarikat lideri tarzı biri değildir ama evet, soruyu sormak zorundayım. Kusura bakmayın. Cemal Nur Hanım'ın müridi denebilir mi sizin için? Cemal Nur Hocam'ın öyle bir kavramı yoktur ki. Yani bu iş, şöyle söyleyeyim. Ben öğrencisiyim. Cemal Hocam'ın çok da hani hayatımda çok da önemli etkisi vardır her şeyde. İnsanın, şunu söylemeye çalışıyorum zaten hep. Kendinin içinde insandan 1000 tane daha var. Hangi yolla gidiyorsa gitsin. Adem'i de dediğim tasavvufla gider. Ben çünkü kendi önceden herkesin çocuğunu Galatasaraylı yapmaya çalışırdım. Sonra amcamın oğlunu, Erencan'ı Galatasaraylı yaptım. Amcam Fenerbahçeli. Sonra tabii aklım erince üzüldüm. Yani babayla oğlunu aynı takımı tutması daha hayat boyu bir keyif. Sonra hep kuzenlerime falan dedim. Yani hangi takımı tutuyorsanız tutun. Ama birisini tutun, aslan gibi tutun. Çok zevkli bir şey. Yani bir takıma tutkun olmak çok zevkli bir şey. Bu da öyle. Hangi yoldan gidiyorsa gitsin insan, kendiyle tanışma, yani o iç yolculuğuna gitmesi lazım. Çünkü içinde hakikaten, yani şuna inanıyoruz ya, kişisel gelişim, değil mi? Çok değerli bir şey. Kişisel gelişim sizin içinizdeki biri tamamlamanıza yarıyor. Ama o gerçek yolculuk içinizde 1000 tane de var, daha var. Onunla tanışmanıza sağlıyor. O yüzden bu yolda kim bir insana destek veriyorsa İşte hayat öğretmeni olmuş oluyor yani. Ya bunların size sorulması da normal. Yani Türkiye'ye cemaatlerin, tarikatların, Türkiye'nin başına açtığı derdi belayı Türkiye çok yakın tarihe kadar
gördü, gözlemledi. Bir Galatasaray gibi güzide bir kulübün yöneticisi böyle bir görüntü olunca da gerçeği bilmek herkesin hakkı. O yüzden sorulması da normal. Şey, size bir şey değil. Sadece görüntü normal sıradan bir mevlüt ya. Yani zaten bence esas orasını şey yapmak gerekiyor. İnsanların birbirlerine sarıldığı, yani normalde hangi cebette şurada kadın erkek birbirine sarılır, başı açık insanlar olur, herkes birbirlerine, hani böyle bir şey yok. Sadece görüntünün öyle çarpıtılması bence esas sorun. Yani asıl üstüne durulması gereken şey, toplumu bu kadar manipülasyonla neyle hep kutuplaştırmaya çalışmak, ayrıştırmaya çalışmak. Bu Zaniolo'yu kaç paraya aldınız Allah aşkına söyleyin. Yani siz 15 oradan oraya demiştiniz geçtik. Ki 15 milyon euroyu aldık. Evet. 30'a hatta son dakika 30 teklif vardı, 15'e aldık demiştiniz. Şimdi ben kafamdaki soruyu sorayım. Bir insan neden 30 milyon euro alabilirken Türkiye Ligi'ne 15 milyon euro gelir? Bir. İkincisi, bir İtalyan gazeteci şey yazmış galiba. Bir sosyal medya paylaşım yapmış ve o paylaşım diyor ki 16 milyon euro artı 15 galiba bonuslar falan 30 milyon civarına geliyor. Çeşitli şeyler konuşuluyor. Siz şimdi bu işin patronusunuz Galatasaray. Bize ne olur kaça aldığınızı söyleyin. Bütün Türkiye öğrensin. Hatta varsa lütfen belgesini de gösterin. Evet, hepsi burada. Evet. Söyleyeyim. Şimdi bir rakamları söyleyeyim. Sonra neden çıkartıldığını da söyleyeyim. Böyle bir şeyle ilgili. Bir sebebi şu. Son gün biz zaten hep yaz transferinde de aynı şeye bakıyorduk. Yine bu ara transfer döneminde de. Bizim transfer dönemimiz bir hafta daha uzun olduğu için son gün hangi transferde sorun olur ona bakıyoruz. Yani sonuçta Türkiye'ye bir oyuncuyu makul maliyetlerle, daha makul, görecel olarak daha makul maliyetlerle getirebilmek için bir sorunsal olması gerekiyordu. O şekilde getirebilirim. Ya işte kulüp son anda transfere izin vermeyecek, ya oyuncu gitmeyecek. Kulüple oyuncu arasında bir sorun olacak. Ki pazarlık marjı iyice şey olsun. Evet, çünkü onun neticesinde ya oyuncu küsecek kulübüne, şey yapacak ya kulüp oyuncusunu oynatmayacak. Şimdi Zaniolo'da şöyle bir şey var. Sözleşmesinin biz transferimize 1,5 sene var. Sözleşmesinin bitmesine. Bournemouth'la transfer şey yapılıyor. Bu zaten 30 milyona herkesin hem yazdığı, çizdiği hem de anlaşılmış bir şey. Zaniolo vazgeçiyor. Yani vazgeçiyor derken zaten gitmek istemiyor. Sebebi de şu: niye Premier Lig? Premier Lig'de düşmeye oynayan bir takımda şey yapmak, oynamak istemiyor. Oyuncular da daha şey takımlara gitmek ister. Ve böyle olunca işte Roma taraftarı Zaniolo'ya işte tepki gösteriyor. Hatta işte evini gelme şeyleri var. Zaniolo Roma'yı terk ediyor. Tam sonuçta bizim de baktığımız bu tip şeyler yaşanmış olan ve Roma karar veriyor Zaniolo'yu 6 ay oynatmayacak bu hadiselerden dolayı. 6 ay oynatmadığında ne oluyor? 6 ay oynamamış ve sözleşmesine 1 sene kalmış bir oyuncu oluyor. Şimdi 6 ay oynamamış ve sözleşmesinin bitmesine 1 sene kalmış oyuncu bir daha o 30 milyonları falan, o rakamları göremez. Mümkün değil. O yüzden yani işin matematiği burada. Bunu birilerine vermeleri lazım. Bir sonraki transferden pay isteyerek ki hem zararlarını bir kısım telafi etmek istesinler. Bir sonraki transferden pay alarak sonuçta. Hem de işte Zaniolo oynayarak, onun içinde bir de tam kayıp da olabilir. Çünkü zaten geçmişte sakatlığı olmuş ve oynamadığı bir süre var. Üstüne bir daha oynamadığında gerçekten değerini tamamen yitirebilir. Şimdi biz görüşmeler yaptık. Yani bayağı şey sürdü tabii, bir haftalık süre içerisinde diyeyim. Rakamlar da şöyle. Orada o yüzden şey yapacağım. Ne var bakın. 5 yıl vadeyle olan şeyi 15-11-2023 ilk ödemesi. 15-11-2024, 3 milyon, 3 milyon, 3 milyon, 3 milyon, 15 milyon. Şimdi şey diyorlar ya, bonuslar, size bonuslardan şeyler okuyayım. 15-16 diyorlar galiba değil mi bonuslara? Ya İtalyan gazetecinin yazdığı evet. O galiba rakam. Ne diyor, o sözleşmede ne diyor? Söyleyeyim. Mesela şu. 13 ki, demiş. Evet, 526.300 euro son 16'ya. Şampiyonlar Ligi'nde kalırsa Galatasaray. Bunların da işte Zaniolo'da %50'sinde en az bu şeylerin oynarsa ilk 11 ve bunun toplamı 1 milyon 52 mi? Yani iki defa olursa 1 milyon euro böyle bir bonus oluyor. Galatasaray son 16'ya kalırsa diye. Bir kere şunu söyleyeyim. Transferlerin %90'ında biz sattığımızda veya biz aldığımızda da muhakkak bonus olur. Tabii. Bazı şeylerde easy bonus denilen kolay bonus veya şey bonus diye olur. Herkes transferi alırken de satarken de şey yaptığı şey, şu kadarı aldım ana transfer parası şey yapılır.
bir transferde o bonusların gerçekleşme şeyi zorluğuna göre. Bazılarını, çünkü şimdi Roma'da haliyle oyuncuyu 30'a satıp bir hafta sonra 15'e satmamak için belli. Orada açıklayacağı zaman bak biz sattık ama bu kadara sattık. İşte bu kadara gelecek diye diyebileceği ama aslında ulaşılması zor şeyler koyması lazım. Devam ediyorum. Eğer çeyrek finale kalırsa yine 1 milyon küsür. Yarı finale kalırsa 1,5 milyon 1.600, o da yine iki defa olursa 3 milyon. Şampiyon olursa 1,5 milyon 3.600. Bunların toplamıyla yani bu 1,5'ları 3'leri falan topluyorsun. Sonra 30 ediyor. Sonra UEFA Avrupa Ligi'nde, bakın hiç UEFA Avrupa Ligi'nde mesela çeyrek final falan yok. Yarı finale kalırsa yine 1 milyon 52 600. Şey olursa, şampiyon olursa 1.500 küsür. Galatasaray Türkiye Kupası'nı alırsa 789 bin, 1.578. Burada da diyor ki oyuncunun oynaması zaten, yani biz mesela bu bonusları bir Türkiye Kupası'nda zaten oynatmıyorsunuz oyuncuyu. Yani maçların %60'ında 70'inde oynaması imkansız. Hmm. Dolayısıyla yani en şey ulaşılması zor bonuslardan birisi. Sonra milli takımda eğer yarı finalle giderse ve oyuncu maçların %50'sinde tüm elemeden itibaren %50'sinde oynar ve yarı final oynarsa İtalya 526 bin. İtalya milli takımından kazanacağı... Bunlar yapacağız. Mesele şu zaten, bonusları şey yaparak... İtalya milli takımının yarı final oynaması sizi niye ilgilendiriyor? Siz niye bonus veriyorsunuz onun için? Zaten amacı söyledim ya size. Yani bu arada milli takımlarda da bonus şey yaparsın. Oyuncunun değeridir çünkü milli takımda oynadığında oyuncunun bonservis değeri artacağı için size daha kulüp uygun olsa kulüp bu, tabii tabii böyle şeyler olur. Oyuncu orada mesela Dünya Kupası'nda marka değeri artıyor. Marka değeri, oyuncunun normal sizin elinizde olan bonservisinin değeri arttığı için o değerini arttırıcı şeylerdir. Ama ulaşılması zor şeylerden peki, bahsediyorum. Peki devam edin. Evet. Final oynarsa 1 milyon var. Ballon d'Or alırsa, yani Zaniolo dünyanın en iyi oyuncusu olursa işte bedel. Şimdi böyle şeyler, bunlar bonuslar. Burada da bitiyor zaten. Toplamda bütün bunların hepsi olursa kaç para alıyor bonus? Hepsi olursa işte toplam 29 diye, bunların olabilme ihtimali olan şey %10'u değil yani. Yani diyelim ki Galatasaray çeyrek final oynadı şeyde, Şampiyonlar Ligi. Keşke oynasa. Evet, zaten oynasa verin, helal hoş olsun yani. Oradaki tabii şey değil yani, buradaki. Şimdi bunun niye çıktığını söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Şu anda bize şey söyleseniz. Bunları geçin. Yani bunlar bonuslar ama bunlar çok olabilme ihtimali düşük bonuslar. Evet. Var şeyleri de var tabii, ihtimal olanları da var. Şu anda bu adam, bu arkadaşımız, özür diliyorum kendisi adam dediğim için, Galatasaray'a maliyeti ne kadar? Bonusları çıkardığımız zaman. 15 milyon. Bakın 15 milyon euro. Bunlar da taksitleri. O imzalı sözleşmesi. Peki siz demişsiniz ki Fenerbahçe 19 verdi, biz 16,5 aldık. Ben öyle bir şey demediniz mi? Öyle bir şey demedim. Oraya geleceğim. Ben demedim. Şunu söyleyeyim. Zaten bu olayın çıkmasının sebebi o. Çünkü bu Icardi hadisesinde de oldu. Burayı çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi insanlar bir temel nokta şu. Birazdan ona daha şey geliriz ama etik ilkeler. Buradan bu memlekette bu işlerden bahsettiğinde fasafiso diye geliyor. Hakikaten dünyada gerçek olan tek şey varsa bir şeyi kendi ahlak çerçevende yapıyor olmak. Ve gerçekten başarı ahlak çerçevende yapıyorsan arkandan atıyorlar. Çok kısmetli oluyorsun, şanslı oluyorsun falan filan. Benim bir derdim de zaten topluma bunu anlatabilmek. Yani bu iş dediğim gibi biz sonraki şeyde konuşuruz ama ne amacımın ne olduğunu. Şimdi ben hiçbir rakip takım transferine teklif şeyi vermedim. Normal iş hayatımda da yapmam. Yani biz bu Icardi transferinde de oldu, bir sürü transferde de oldu. Hatta ismimizin geç, yani gerçekten ilgilenmiyoruz ama basında çıkmış transferlere menajer şey yapılıyor. Icardi transferinde de Fenerbahçe devreye girdi. Okey, girebilir. Ama giriyorsa girdim der. Yani burada da aynı şekilde oldu ve sonucunda da biz aldık. Ben bunu şu an söylemek zorunda olduğum için söylüyorum. Çünkü artık yani Zaniolo'nun sakatlığı mı kalmadı? Zaniolo zaten eskimiş adam mı kalmadı? İşte ya Ali Bey'in yoğurt yiyişi farklı, böyle adamları istemiyor, almıyor mu kalmadı, şu mu kalmadı, her şey şey yapıldı. Şimdi ben de bunların Icardi için de öyle ya, belgeleri var ne teklif edildiği, onlar da burada, onları da size göstereceğim. Yani telefon şeyleriyle, fotoğraflarıyla hepsinin, ya şimdi biz
Edep öyle bir şeydir ya. Efendilikten bunları şey yapmıyoruz, çıkarmıyoruz. Bari ses etmeyin yani. Bari ya bir başarı varsa yani niye bunu kaşıyıp şey yapıyorsunuz? Sonra o haberler, bu haberlerin de nasıl çıkartıldığını biliyorum. Yani işte futbolda aynı zamanda menajerlerle ilişkisi olan insanlar bunu çıkartıp bir de başkalarını arayıp bunu yayın diye şey yapılıyor. Ya bir maç kaybediyoruz. Şimdi bu nasıl tesadüf olabilir? Bir maç kaybediyoruz. Şey şu işte Mata ile Icardi birbirine girdi. Okan Hoca gitti. Ayırmaya çalıştı. Olmadı. Erden Timur geldi. Şey yaptı. Sonra Okan Hoca ile Erden Timur birbirine girdi. Şöyle oldu. Yok otelde işte şeyler, oyuncular içki içtiler. Yok bardak attılar. Yok Abdülkerim gece geç geldi. Yok öyle oldu böyle oldu daha bilmiyorum. Ya iki günde bu kadar. Ya bugüne kadar Fenerbahçe'de puan kaybetti. Hepsi yalan bunların. Hepsi yalan. Peki, %1 milyon yalan. İletişim tam olarak bu yüzden yok mu? Bunları yalanlayın resmi kanallarda. Şöyle söyleyeyim. Zaten hani önemse şey yaptığınızda zaten hepsini yani şey olarak yalanlıyoruz da bugün buraya çıkmaktaki bir gayem de bu. Siz yani bana Murat'ın söylediği belli bir zamandır beni çağırıyordunuz. Bugünkü tabii, tabii. Şey amacım da bu zaten. Yani bunların çünkü yalanladığınızda da yine insanlar... Biz sizle depremden önce yapacaktık programı. Araya deprem girdi. Dolayısıyla yapmadık programı. Uzun süredir konuşuyoruz sizi buraya çıkarmak için. O yüzden de yani bunu bir belgeyle yalanladığınızda insanlar inanmıyor ki. Yani birbirine karşı güven şey yapılmıyor. Ama hepsi bize yani otelle ilgili şey çıkartıldı. Araştırdık bile. Ya bakın şey orada. Kamera kayıtları orada. Herkes gitsin baksın. Adisyonlara bile baktık. Çünkü bu şöyle bir şey. Disiplin vakası olacağı için ya hiç tahmin etmediğimiz bir şey ama biz ulan yoktur böyle bir şey diyemeyiz sonuçta. Bakıp şey yapmamız lazım. Dolayısıyla bunların hepsinin üst üste oluyor olması yani bilinçli zamanda bu her yerdeyiz diye dediğim şey bu yani her koşulda yani şampiyon olmak için bu yolların hepsi mübah değil. Bakın ben bugün sadece başka karşı tarafın yaptığının aslında iftirayla yapılanın böyle olmaması gerektiğini anlatmak istiyorum. Fenerbahçe'den bahsediyorsunuz değil mi? Ya, bakın bunu muhtemelen diye yani emin olsam böyle bir şey derim ama hani emin değilim ama ya nasıl programlı bir şekilde yapılıyor Fenerbahçe'nin ya hani kurumsal olarak dahil oldu veya olmadı da böyle bir grup kendi kendine bunu yapıyor. Bunu sosyal hani sosyal medyada. Evet. Yani burada %100 emin olmadan şey hak yemek şey yapmak istemiyorum. Ama %80-90 eminsiniz gibi. Yüzde olasılık olarak böyle olma ihtimali yüksek diye şey yapıyor. Bu yazışmalar nedir herhalde? Şunun için onu şey yapacağım. Şimdi ben de son 10 gündür bu yapılanlar üzerine diyorum ki ya kardeşim ben de bu işlerin belgeleri var. Fenerbahçe'nin ne teklif ettiğinin, Zaniolo'yu teklif edip alamadığını, şunu bunun. Ya konuşmuyoruz biz neredeyse 1,5 aydır konuşmuyoruz veya zamanda Icardi'ninki vardı konuşmadık. Kimseye de şey yapmadık, kimseye servis de etmedik, kimseye de konuşturtmadık böyle bir şeyi. Benim dışımda kimse bunu bilmez. Bilen adama da hiçbir şekilde bunlar çıkarsa senden çıkar, hiçbir şeye konuşmayacaksın diye tembih ediyoruz. Siz başka bir insanı niye şey zor durumda bırakasınız? Yani bu kadar şey düşünüyoruz. Ya insan biraz bu konuda bir şey gösterir yani us gösterir, bir akıl gösterir ve der ki yapmayayım. Bunları konuştuk. Bundan sonra bunun önüne almak için Galatasaray aslında şu kadar milyon dolara aldı diye şey yaptılar. Ben size göstereyim. Şimdi oyuncu ya teklifi bu logolu Fenerbahçe'nin. Siz görüyorsunuz değil mi? Evet görüyorum. Bir şeyi bakabilir miyim? Yok ben size okuyacağım zaten. Bu da kulübe teklifi. Şimdi bizden çok daha fazla para verdi Fenerbahçe. Fenerbahçe'den de biz başka bir oyuncu. Oyuncuyu biz ikna etmiştik zaten. Oyuncu Galatasaray'da oynamak istedi. Bu şey olarak olur. Biz 15 milyon onu da gösterdim. Tekrar göstereyim. Bunların hepsini de yani öyle isterinirse şöyle söyleyeyim. Noter huzurunda hepsini de paylaşırım. Çünkü buna da çünkü o kadar çiğ bir şey var ki maalesef tavır. Bunu da şey yapmaya çalışacaklar. İşte yapalım. Hayır noter huzurunda şey yapılsın hepsini ben gösteririm. Bu yazıyor ya şurada pardon. Size yazıyor bakın 15 milyon euro değil mi? Evet. Bunlar da taksitleri. Evet. 3 milyon, 3 milyon, 3 milyon, 5 milyon taksit. Şimdi Fenerbahçe'nin teklifi bir de daha demin bonusları da söyledim. 16 bin euro net excluding solidarity. Bizde de öyle. Solidarity dediğimiz %5'i alan kulüp şey ödüyor. Bu da 5 yıllık şey olmuş. 16 milyon euro net. 5 milyon euro net de bonuslar. Bonusları söylüyorum. 2 milyon euro oyuncu ilk 11'de
15 maça çıkarsa 250 bin alıyor. 4,5 yıl boyunca. Aradaki fark ne kadar yani? 25 maça çıkarsa bir 250 daha. 35 yani 4,5 yılda her 15 maçta bir, pardon, önce 15 sonra her 10 maçta bir 250 bin euro bonus alıyor. Yani 2 milyon euro garanti bonus. Adam ancak 4,5 yılın 3 yılı sakat olursa alamaz bu bonusu. İmkansız. Her 10 golde de 300 bin euro alıyor. 4,5 yılda 40 gol atarsa 1,200 alıyor. Eğer grup şeye geçerse, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde 1 milyon alıyor. Fenerbahçe UEFA'da son 16'ya kalırsa 500 bin euro alıyor. Fenerbahçe Süper Ligi şampiyon olursa ve %60 olursa... Ne kadar ya? Fenerbahçe'nin teklifi ne kadar zannediyorlar? Toplam bu 2, 3, 4, 200, 800 daha 5. 21 milyon. Bizde o bonuslarla. Bu bonuslarla ve bunların %100'ü bonuslar garanti. Bonuslar hariç ne kadar? Bonuslar hariç 16 ama bakın bonustan bonusa. Ben daha deminki bonusunu şimdi Fenerbahçe 4,5 yılda bir defa Şampiyonlar Ligi'nde grup stajına kalabilir değil mi? Gruplara 1 milyon euro. Bu teklif Zaniolo'nun menajerine iletilmiş teklif. Evet, bunlar kulübe iletilmiş teklif. Peki bunu ama size niye gönderiyorlar? Ben onu şey yapamam. Biz çünkü bizden sürekli fiyat yükseltmemizi ve şey yapmamızı istedikleri için böyle bu, bir şey. Biraz önce etik dediğin için soruyorum. Bu etik bir şey değil ama değil mi? Yok şu yani, an. Fener'in teklifini Galatasaray'a niye götürüyorsun? Şunun için. Şimdi o insanların şeyi de bu. Benim bunu, Icardi'de de aynı şey vardı. Benim bunları hiçbir zaman, bakın bu normalde bu kadar Zaniolo ile ilgili 80 tane şey yapılırken ben bunu söyleyebilirdim değil mi? Artık son olaylardan sonra da canımıza tak ettiği yalancı için duruma yalancı duruma düştüğümüz için açıklama gereği şey yapıyoruz. Yani biz şunu hiçbir konuda gündeme getirmiyoruz. Hiçbir kimseye vermiyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Bunlar benim başından beri var. Peki, zamanı da söyleyeyim. Bakın size elime, yani elimde olduğu zaman da tarihi de göstereyim ki şey diye düşünülmesin. Bulacağım. Bakın şu görüntü. Tarihi ne zamanmış? 7 Şubat Salı. Hı hı. Zaten 6 Şubat'ta şey yaptık. Görüşmeler yaptıkları. Hem işte kurulan gruplar daha o tarihten beri var. Şimdi biz şimdi normalde bunu şöyle yapar. Başka kulüplerde bu olsa bak biz aldık. Onu da sızdırırlar. Onlar şu kadar almasına rağmen biz aldık derler. Şimdi biz öyle bir şey yapmıyoruz. Sürekli oyuncu yıpratılıp yok zaten Fenerbahçe istemedi. Yani şunlar çıktı. Biz ona rağmen yapmadık. Roma başkanı aradı. Sen bunu al dedi. Ali Koç'a ilk şans ve Ali Koç istemedi. Bunlar diye. Hani bunu şunun için söylüyorum. Ya biz onlar öyle şeyler söylenmesine rağmen yani Fenerbahçe'nin istemediği şey oyuncuyu Galatasaray aldı durumuna getiriyor olmalarına rağmen bunları çıkarmadık. Onların üzerinden de 10-15 gün geçti. Ama yani lütfen edebe edeple yaklaşılsın. Fenerbahçeli yöneticilerle kendi aralarındaki konuşmaları da mı size gönderdiler? Bilemem onları. Yani ben sadece bunları söylemiş olayım. Son tahlilde 15 milyon euro artı biraz önce saydığınız bonuslar. Evet. Zannediyorum. Yani şöyle düşünelim. Çok merak etmem. Fenerbahçe 21 milyon euro bonusu. Galatasaray'ın gerçekleşebilir bonuslarıyla bakarsanız 15, yani 2 milyon da gerçekleşebilir bonus olsa 17 olmuş olsun. Yani dolayısıyla bu illa biz daha ucuz aldık öyle bir şey demek istemiyorum. Sadece şunlar çıkıyor. İşte 30 verdi Galatasaray şu oyuncuya verilen parada 1 milyon euro aramızda fark var. Yani neredeyse 800 bin, 850 bin euro. Tam şey, onun da görüntüsü vardı, gösterdim. Yani burada. Neyse, şu. Bu, dolayısıyla bu şundan dolayı değil. Biz daha iyi yapıyoruz, daha kötü. Bununla ilgili hiçbir şey söylemiyorum. Sadece yeter artık demek için söylüyorum. Hakikaten yeter artık. Yani bunu düzgün bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ya biz söylemiyoruz. Başkasının, bakın, %100 başkalarının elinde olsa şimdiye kadar tüm hepsini de çıkartmışlardı. Hiç bizim gibi böyle 1,5 ay bekle şu bu en son artık oyuncu 30'a alındı Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin toplam transferlerinden çok daha şöyle şu bu falan böyle yani hepimizin herkesin bir camiası var yani.